Telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sahurlar hocam. Hayırlı sahurlar. Şanlıurfa'ya selamlar. Evet, bu arada ismim Hatice. Ben iki defa belirttim. Sanırım yanlış anlaşıldı. Evet, düzeltiyorlar arkadaşlar hemen. Buyurun Hatice Hanım. Hocam ben kendim bankada çalışıyorum, özel sektörde. Evet. Kredi arabası içerisindeyim ve faiz satışı, ya sonuçta kredi faize giriyor. Ve Evet. İslam dinine göre bu ne kadar uygun? Benim hani sonuçta bu benim işim, mesleği, özel olarak çalışıyorum. İslam dine göre sizde nasıl bu yani? Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de faiz haram kılınmış. Allah-u Teala alışverişi helal, faizi haram kıldı. Resul Efendimiz veda hutbesinde de her türlü faizi kaldırdım, ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de amcam Abbas'ın alacağı olan faizdir diyor. Dinimizde faiz Allah ve Resulüne savaş açmak kadar büyük günah sayılmıştır. Bundan dolayı faize biz bulaşmayacağız. Peki faizli bir yerde çalışır mıyız? Hayır, çalışmayacağız. İçki satan bir yerde çalışmak nasılsa faizli bir yerde çalışmak da aynıdır. Ha, bu banka, devlet faiz veriyormuş, şöyleymiş. Devlet içki de satabilir. Devlet başka günahları da yaptırabilir. Müslümanız biz. Biz Allah ve Resulüne göre yaşayacağız. Ne kadar çalışabilirsin? Ben burada çalışmazsam aç ve açlıkta kalırım dersin, ikinci bir iş buluncaya kadar çalışırsın sevgili kardeşim. Buna gönül rızasıyla, o faiz olsun olmasın beni ilgilendirmez. O da bizi ilgilendirmez. Biz ona bir şey diyecek halimiz yok. Dolayısıyla bu bir vebaldir. Bunu bilerek çalışmanız lazım. Daha hayırlı bir iş buluncaya kadar çalışabilirsiniz ama daha hayırlı bir iş bulduğunuzda faizden uzak durmanız lazım. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Başka soru Peki var mı? hocam, annemi Umre'ye göndermek istedim. Evet. Şeyim oldu, düşüncem oldu. Acaba dedim kendi adıma kredi çekip de Umre'ye göndersem olur mu? Veya hani Faiz krediyle aslında Umre'ye göndermek ne kadar doğru onu da bilemedim. Onu hiç sormak doğru istedim. değil. Allahu Teala lebbeyk, Allahümme lebbeyk dediğinde kul Cenab-ı Hak haram parayla gelene diyor ki la lebbeyk, sana lebbeyk yok. Resul Efendimiz buyuruyor ki ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi demiş. Çok uzaklardan gelmiş Kabe'ye. Ellerini açmış. Üstü başı tozlanmış. O kadar bir aşkla, heyecanla gelmiş ki. Ama diyor ve mat'amuhu haramun ve meşrebuhu haramun ve guziye bil haram. Bunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramdan beslenmiş gelmiş. Fe enna yüstecabu lizalik. Bunun duası kabul olur mu diyor. Dua kabul. Biz gidiyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ama herkes aynı sevapla dönmüyor ki. Haramla giden eli boş dönüyor. Allah helalinden nasip eylesin. Biz bugün dünyada Müslümanlar maalesef harama bulaştığımız için Allah kalbimizdeki iman gücünü de almış. 2 milyar Müslüman bir avuç Yahudi'ye güç yetiremiyor. Neden? Ölüm korkusu, dünya sevgisi var, vehem var. Harama bulaşmış Müslümanlar Allah'ın hakiki dinini yaşayamıyorlar. Sebebi budur. Hacca gidiyor geliyor o kadar insan. Değişen ne var hayatta? Düzeliyor muyuz? Çok mu güzel oluyoruz? Maalesef çok azımız düzeliyor. Allah hayırsını nasip etsin. Sakın krediyle falan faizle hacca umreye gönderme kardeşim. Senin vesilenle biz de bunları anlatmış olduk Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Allah'a sabırlar emanet dilerim. olun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Kahramanmaraş'a selam olsun. Kahramanmaraş'tan telefon Aleyküm bekliyorlarmış. selam hocam. Aleyküm selam. Bahattin Kahraman Bey, buyurun. Hocam Allah razı olsun. Her Sizlerden şeyi de. öğreniyoruz sizden. Kanal Yedi ekibine de teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Ekibimiz de Hocam bu sene maşallah çok güzel. Adem Hocam, Hüseyin Hocam, Emre ve ekibi, evet hocam arkadaşlarımız, Allah razı olsun sizden. buradaki ekip, Evet. konuklarımız hep böyle sabaha kadar sizlere Maşallah, bir şeyler maşallah, anlatmak için maşallah hocam. uğraşıyoruz. Bir tereddüt, bir reklamı da kaçır bir şey yapmadan izliyoruz hocam. Buyurun. Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Özür dilerim. Bir de üç tane sorum olacak. Evet. Kısa kısa keselim, net konuşalım. Dinliyorum. Zaman dalmayalım. Hocam birincisi ben 63 yaşındayım. 38 yıldan beri de kirada oturuyorum. 6 çocuk babasıyım.
nasip olup bir ev sahibi olamadık bazı sorunlar yüzünden. Biraz birikimimiz vardı. Birikimimiz Rabbim sana geniş, güzel bir ev nasip eylesin. İnşallah. Harama bulaşmamak için herhalde sağa sola. Yok hocam, çok şükür. Cennette... Harama bulaşsak biz de bir şeyler sahibi olurduk. Onu sahibi ya, cennette de sana bir köşk nasip etsin inşallah. Sağ ol hocam. Evet. Öğretmen kızım da depremde kaybettik hocam geçen. Başınız sağ olsun. Ya, Allah rahmet eylesin. Şimdi de yılbaşından itibaren bu birikimimiz bir elde bir şey etmiyor ama bir de bekar evladım var daha. Hanım da %53 daimiz çalışama farklı raporlu. Ondan da bir şeyimiz yok. Sadece bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Evet. Bu birikimim şu anda 80 gramı yılbaşında geçti. Buna ne zamandan itibaren zekatını vereceğim? Zekat. Onu sormak istiyorum. Şimdi Bahattin Bey, birincisi hemen cevaplayayım. Daha bir yıl olmamış. Evet. Bir yıl olduğunda hala o 80 gram duruyorsa ve fazlası, zekatını %2,5 vereceksiniz. Evet, evet, borçlarınız evet. Vesaire olur. Eve yazılırsanız, işte devletin yaptığı evlerden falan ödemeniz olursa, o ödemelerin bir yıllık borcunu da çıkacaksınız. Borcunuzdan sonra kalıyorsa vereceksiniz. Kalmıyorsa bir şey vermeniz gerekmiyor. Hocam hanım da oruç tutamıyordu. Onun da şeyini ödedim. Herhalde yanlış yapmadım. Allah kabul etsin. 130 lira en az fitrenin evet, miktarı. 33 kişiyiz hocam. 30 da orucun 33 tane fitremizi ödedik çok şükür. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Bir de hocam ben küçük yaştan beri gurbette çalıştım diyorum ya. Ev sahibi olamadım ama. Evet. Büyük abime 78'de 9500 lira, 81'de 90 bin lira, 82'de 65 bin lira, 84'te 4 bin lira bu paraları ödüş diyerekten benden aldı. Hı. Hiçbir zaman da sormuyor, yaklaşmıyor. Ben ne yapmam lazım? Abiyle kardeş arasına girmiyorum. Benim yapacağım bir şey var mı hocam? Yok, abiyle kardeş arasına girmiyorum. İsim verdiğin için. O sizin aranızda evet. Bir şey. Onu... Üçüncü bir başımdan geçen bir şey var hocam. Bunu da kısaca affına sığınırım. Ben... Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine geldi, ziyaret etti 3 defa depremden sonra. Yaklaşıp bir elini öpemedim. Ben ona bir sevdam var, rüyalarıma giriyor. Ben de geçen yıl tuttum Kahramanmaraş'tan yaya olarak. Bir de kentsel dönüşüm projemiz vardı, köye kendim hazırladığım. Bu projemi göstermek için Cumhurbaşkanımın yayan gidersem sesimi duyurur, elini öperim diye Kahramanmaraş'tan yaya olarak geçen yıl Ramazan bayramının 4. günü yola çıktım. Kırşehir'i geçtim. Akpınar'a kadar vardım. Yaya olarak gidiyordum. 462 kilometre yol yürüdüm. Telefonum da gayetli. 12 günde. Oradan beni duymuşlar. Genel merkezden aradılar. Yürümenin sonlandı. Seni yoldan alacağız, görüştüreceğiz dediler. Beni yoldan aldılar. Ankara'ya ilettiler. Beklettiler 2 gün. 2 günde seçim harifesi o zaman da Mayıs ayı. Seni görüştürme şansımız yok, seni Maraş'a göndererek tekrar seni çağıracak diye ismimi falan yazdılar oraya. Evet. Beni çağırmadılar. Ben de tekrar kendilerinden görüştüğüm zaman ya şöyle böyle oldu diyor. Beni yoldan alan adam, isim vermeyeceğim hocam. Beni yoldan alan adam oraya teslim ederken yaya olduğumu söylememiş. Yayan olarak gittiğimi de Maraş'a gelince oradakiler duydular. Randevu alamadılar hocam. Ben her gün rüyalarıma giriyor. Cumhurbaşkanımız bana niye gelmiyorsun diyor. Ben bir türlü sesimi duyuramadım hocam. Bana yardımcı olur oradan biri. Bilmiyorum mümkün mü? Ya şimdi devletin bu kadar işi arasında Cumhurbaşkanı benimle görüşsün demek benim için bile abes. Ben de görüşemiyorum. Geçen gün davet iftar vardı. Ben de görüşmedim. Hocam, gidip meşgul etmek istemedim. Hocam, bak şimdi sevgili kardeş. Burası şikayet merceği değil. Bir. İki. Güzel bir şey yapmışsın. Mutlaka karşılığını bulursun. O yapan, sana o tür şey yapan arkadaşlar. Onu soruyorum söz, hocam. Bu hakkına girmiyor. Söz, bu beni dolandırdılar. Ama şimdi bak dolandırdı lafı da ağır. Söz veriyor, veren insan yapacak. Seni dolandırdı. Neyini aldı? Neyini çaldı? Ne yaptı sana? Ama görüştüreceğim her, de. Ama her geleni görüştürecek olursa olmaz ki. Şimdi görüşmemiş olabilir. Şimdi ben buradan aziz kardeşim, gelenlerle görüşüyor muyum? İsteyenlerle görüşebiliyorum. Ama benim çok acele bir işim varsa, bir yere gitmem gerekiyorsa, birisi de peşimden gelmişse görüşeceğim diye, görüşmeyebilirim.
Şimdi devletin yüz binlerce işinin arasında Cumhurbaşkanı benimle niye görüşmedi diye hesap sormaya kalkarsan sen de vatandaşlık görevini al. Ama yani, Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle şeylerde hassas, bilse ki böyle bir şey olmuş seni çağırır. Ama senin bunları televizyondan şikayet etmen siyasete girer, gıybete girer, başka şeylere girer, virer de girer. Kardeşin abini bile bak az önce şikayet ettin, ben ne dedim? İsim vermeseydin ben sana abinle ilgili konuda her şeyi söyleyecektim. Ama sen adın belli. Şu anda abini itham ediyorsun, onun da adı belli. Sülalen belli. Bu kadar da şey olmaz ki, televizyonu şikayet için kullanmayın lütfen. Karşı tarafın da hakkı var. Bu vebaldir. Mahkemelik, davalık bir konuda siz karşı tarafı töhmet altında bırakıyorsanız onu dinlememiz lazım. Biz de mahkeme değiliz ki. Sen bana niye şikayet ediyorsun abisini, abini, anneni, babanı şikayet ediyorsun? Miras kavgasında isim verenlere hiç cevap vermiyorum. İsim vermiyorsa cevap veriyorum. İsim vermeseydiniz cevabınızı verirdim. İsim vererek yanlış yaptınız. İsim keşke vermeydim hocam. Peki, Allah'a emanet olun. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah ararlar, bulurlar. Sesin duyuldu zaten. Evet, selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar, Ankara'ya selamlar. Selamünaleyküm hocam. Buyur kardeş. Hocam ben yurt dışında, geçen sene yurt dışında kaldım. Kurban Bayramı'nda kurbanımı orada kestim. Burada şimdi araştırıyorum. En ufak küçük baş hayvan 10.000 lira, 15.000 lira arası diyorlar. Evet. Büyük başta 20-25.000 lira arası diyorlar. Eşimin ve kendimin kurbanını yurt dışında kessem olur mu? Nerede kesebiliyorsan bu olur. Olur kardeşim. Hayırlı hasenat, vekalet verirsin. Olur. Eşim de ille burada keseyim diyor. Ben de diyorum ki burada diyorum yiyeceğin kadar al etini otur ye diyorum. Ben senin kurbanını orada keseyim diyorum. Daha hesaplı diye düşünüyorum. Şimdi onu siz bilirsiniz. Ona ben karar veremem. Ama bağış yapıyorsanız orada yaptık hocam. Geçen sene. Tamam kardeşim, bağış yapıyorsan bağış yapabilirsin, ama evinde et olmasını istiyorsan, çoluk çocuk kurban havasına girsin istiyorsanız bir tanesini evde kesersiniz, bir tanesini orada yaparsınız. Kurban kesen insan zengin insandır. Zengin insanlar kurban kesmek vaciptir. Zengin olmayana vacip değildir. Bunun hesabını yapıyorsan 3 kuruş 5 kuruş diye kurban orada mı keseyim, burada mı keseyim? Kesme, bir tane kes. Kesebiliyorsan bir tanesini de evde kes. Yani daha ucuz geliyor, orada yapayım, evde de et olmasın. Hanım da doğru söylüyor sana. Kesiyorsan burada kes diyor. Allah razı olsun. Allah. Teşekkür ederim hocam. Bak haklı çıktın. Gıyabında seni haklı çıkardım. Doğrusunu sen söylüyorsun. Kesiyorsan adam gibi evde kes diyorsun, değil mi? Evet. Peki. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.